Arkadaşlar günaydın. Bugün ben çiçeklerimle ilgileniyorum. Toz olmuş yaprakları balkonda. Bir de güneş çok vurduğu için sararmışlar. İlk önce şu kalanşom kurumuştu. Böyle birkaç tane tomurcuk kalmış üstünde. Onun için şeyleri de çiçeklerini de şöyle içine attım ki tohumlar içinde olduğu için inşallah oradan bir çimlenme olur. Şimdi şunun yapraklarını siliyorum. Şöyle tozları gitsin. Bunun da sararan yerlerini makasla kestim. Bayağı tozlanmış çünkü. Evet, daha bakımlı görünüyor artık. Şimdi tek tek hepsini sulayacağım. Arkadaşlar çiçeklerin bakımını yaptım. Sonrasında balkon masası pislenmişti. Onu şöyle bir üstünden tozunu aldırdım. Sonrasında çamaşırları makine yapmıştım. Onlar da bitmek üzere herhalde. Bugün gene mutfağım dağınık. Çünkü makinenin içi dolu. Dünkü bulaşıklar yıkandı. Yerine yerleşmedi daha. Yalnız kara sineklerden o kadar yıldım ki anlatamam. Geçen sene bir sinek ilacı almıştım. Şu sprey olanlardan. Kokusuzdu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Zaten Nilhan da yok. Şimdi alacağım. Balkon çok fena. Yani akşam ders çalışırken gözümüze, burnumuza, kulağımıza, her yerimize böyle bir girme teşebbüsleri var. O yüzden de diyorum ki artık bir sinek ilacı operasyonuna gireyim. Normalde bezle kovalıyordum ya da öldürüyordum. Ama artık böyle hani gık dediğim noktaya geldi. Sinirlerimi bozuyor. Balkondan da mutfağa giriyor. Mutfakta her şeyin üstüne konuyor. Yani sonuçta burada yemek yiyoruz. Hiç hoşuma gitmiyor. Artık pisliklerini geçtim. Yani yemeklerin üstüne konması canımı sıkmaya başladı. Neden böyle oluyor? Giriş katı olduğu için mi? Bir ara lavanta yağı koymuştum. Onunla beraber azalmıştı. Gene pamuklara lavanta yağını koyacağım. Dolapların içi lavanta kokuyor. Çok fazla artık eskisi kadar gelmiyorlar. Şimdi size pisliklerini göstereceğim dolaptaki. Bakar mısınız? Daha 2 gün, 2 gün bile değil. Aa, doğru, 2 gün. Dünden önceki gün sildim. Yani her gün bunları siliyorum. Dün silmedim. Bir gün silmeyince bu hale geliyor. Yani çok kötü durumda. Bu arada arkadaşlar size de göstereyim. Yatağımızın parçaları geldi sonunda. Vernik bile atma zahmetinde bulunmamışlar. Sağ olsunlar. Yani nasıl bir firmaysa anlamıyorum. 5 kez boyanıyormuş da yok, 6 kez macunlanıyormuş da, o bile inandırıcı gelmedi. Neyse, en azından kırığı dökü çok fazla deformasyon yok. Şurada bir şey var ama o aşağıda mı kalacak? İçeride mi dışarıda mı kalacak hiç bilmiyorum. Bugün mobilyacı bir öğrencimiz var. O gelir kurarsa kurulacak bu. Sonunda bunlara da kavuştuk. Bakalım bugün bu işte olabilir. Dediğim gibi ilk önce sinek ilacını alıyorum ve sineklere sıkıyorum. Evet, sinek ilacını aldım bakalım sonunda. Şimdi siz görürsünüz. Camlar da açık ama etki eder mi ki? Üstlerine sıkmak istemiyorum. Şöyle sıkacağım. Görüyor musun artık? Yıldım diye. Hadi bakalım. İlhan Hatun da yok nasıl olsa.
da çalsa olmuyor muydu acaba? Kıpır çıkmaya başladı. Şimdi ben burayı da süpüreceğim. Balkon işi bitecek. Yapraklar döküldü çünkü halıya. Onu da halledeyim. Burada işim bitiyor. Süpürdüm, minderleri düzelttim, sandalyeleri yerine koydum, masanın üstünde ders çalışma notlarımız var, hala çalışıyoruz, bir değişiklik yok o konuda. Evet, buranın işi bitti, sinekler de sersemlemeye başladı, umarım ölürler. Kendimi cani gibi hissetmeye başladım yani bu sinekler yüzünden, böyle cani olduğumu düşünüyorum. Neyse, balkon bitti, mutfakta birkaç işim var zaten bugün. Tatarım taze fasulye yapacağım. Onu bir koyayım. Makine beni çağırıyor. Reyhan Reyhan diye bağırıyor. Gel beni as diyor. Gideyim çamaşırlarımı asayım. Sonra görüşürüz. Çamaşırları astım. Bu arada sabah yağmur yağdı. Söylemiş miydim bilmiyorum. Hatırlamıyorum şu an. Şu camı da açayım. Burası nem olmasın. Tabii tek elle yapamadım. Arkadaşlar ben şimdi halı yıkama makinesini çıkarttım. Şu Nilhan'ın odasındaki halıyla oturma odasındaki halıyı yıkayacağım. Bu arada bu da çok az kalmış. Şöyle yapayım da bitsin madem. Bunu bulmak da acayip zor. Çok da pahalı olmuş. Eskisi gibi ucuz da değil. Eskiden çok ucuz olduğu söylenemezdi. Bu kadar pahalı değildi. Trendyol'da falan da böyle çok pahalı baktım. Şimdi sulandıracağım. Bunu bir daha koyacağım içine. Çünkü oturma odasıyla buraya tek başına yetmez. Bu arada süpürgenin tozuna bakın. Kiler nasıl tozlandıysa artık. Neyse şimdi halıyı süpürdüm. Bunda da süpürebilirdim de alışkanlık değeriyle süpürdüm. Şimdi yıkayacağım. En azından perdesi temiz şu an. Ondan sonra halısı da temiz olsun. Yatak kurulunca da hepsini yayar, siler, süpürür. Yani bütün mobilyaları burayı Niloş'a hazır hale getirir. Çok mutlu oldum. Yalnız bir tank suyu bitirdim. Oturma odasına yetmedi. Artık oraya da bir yüzey temizleyici diyorum. Şu çok amaçlı temizleyicilerden bulup onlarla yıkarım oranın halısında. Burası da mis gibi oldu. Kokusu muhteşem. Bu durulanmıyor. Yani durulama gerektirmiyor. O yüzden bütün lekeleri de çıkarttı. Halı mis gibi oldu. Sıra geldi bu odaya. Bu odada halısı Niloş hep biliyorsunuz ki batırıyordu. Ondan sonra ben de sürekli siliyordum. Hazır makineyi açmışken dedim buranın halısını da yıkayayım. Şöyle koltukları da bir aldırayım. Onlar da çıksın. Hazır çocuk da yok. Üstüne oturan da olmuyor. Biz genelde balkonda ya da mutfakta ders çalışıyoruz. Öyle olunca burayı da şimdi yapayım. Buranın da işi bitsin. Sonra artık Eylül'de mi, Ekim'de mi halıları veririm. Bunları verir miyim bilmiyorum. Eğer şimdi zaten makina güzel yıkıyor. Yeterli seviyede temizlenirse
Bunları vermeye gerek kalmaz. Sadece koridorun halılarıyla yatak odası. Bir de mutfağın halısını veririm. Gerçi mutfağın halısını vermiştim daha önceden. O temiz bir şekilde katladım, kaldırdım onu da. Diğer halı, yani şunun eşi, balkona diyorum. Balkondan alıp mutfağa sermiştim. Ondan sonra o makineye atılıyor diye, daha kolay oluyor diye. Çünkü mutfağın halısı beyaz. Bir o temiz zaten. Salondakiler temiz, hiçbir şey olmadı onlara. Burası pis. Bir de yatak odasıyla dediğim gibi holin halıları pis. Onları yıkatmaya veririm. Bunu da vermem artık. Bu sene daha durur. Seneye. Ya da kış ortasında da verebilirim. Bilmiyorum. O zamanki duruma bağlı. Evet, şimdi hadi buraya başlayalım. Burayı da bitirelim. Şöyle koltuklar da bir kendine gelsin. Yıkanınca gerçekten çok temiz oluyorlar. Belli bir süre götürüyorlar. Şu ikisi biliyorsunuz ki balkondaydı. Onlar da bayağı toz topladı falan. Onlar da bir şey olur, temizlenir. İyi olur. Dışarıda acayip fırtına çıktı. Ceren yapıyor, kapı perdeyi sıkıştırdı. Nilhan odasını açmıştım. Halıyı çıkartmadım. Şimdi arkadaşlar, o halı temizleme kosla işte, onun, ne denir, deterjanın bitmişti. Sulandırdım, gene bu suya koydum. Şimdi Enve'in böyle çok amaç temizleyicisi vardı elimde. Bu koltukları, halıları muhteşem yapıyor. Bundan bir iki kapak koyacağım. Hem koltukları hem de buranın halısını yıkarım. Zaten dediğim gibi daha önceden sildiğim için öyle bariz bir lekesi falan yok. Ama kirli olduğunu ben biliyorum. Öyle olunca da temizleyeyim dedim. Şimdi hadi hep beraber başlayalım. O kadar çok yoruyor ki anlatamam. Yağmur sıcağım bastı. Makinenin rehaveti mi bilmiyorum. Acayip sıcak oldu. Dediğim gibi daha hala rüzgar var. Kapı açılmıyor ceryandan. Tam şu kısma kadar geldim. Şu kısmı yapamadan su bitti. Şimdi bir tane daha su ayarlayacağım. Bu halıyı da bitireyim. Sonra dediğim gibi koltuklara geçeyim. Bir de onların yüzü gülsün. Yazın hep şu kapı açıktı. Oradan giren toz bunların üstündeydi. Hem onlar da temizlenmiş olur. Yastık kılıflarının bazılarını yıkamıştım. Bazılarını yıkamadım. Şimdi hangisini yıkayıp hangisini yıkamadığımı bilmiyorum. Eğer yıkadıktan sonra halim kalırsa koltukları, onları da bir makineye atarım. Onlar da temizlenmiş olur. Ve oturma odasında zaten başka bir şey yok. TV ünitesinin falan tozunu yeni almıştım.
Koltuk altlarına yeni girmiştim. Öyle. Hadi bakalım, devam edelim. Koltuğun yarısına geldim. Bunun kasası doldu. Şöyle. Beklediğim kadar kirli değilmiş ya ev. Bu kadar da olur yani. Silince bile ne kadar pislik çıkıyor. Daha gerçi tek koltukla iki halı yıkadım ama şimdi bunu dökeceğim. Sonra devam edeceğim işlerime. Yarısında kaldım şöyle gördüğünüz gibi. Evet, bende durumlar böyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Kanter içinde kaldım. Yağmur sıcağı mıdır? Makinamı çok görüyordur, bilmiyorum. Neyse, şimdi dediğim gibi su haznesini boşaltacağım. Koltuklara devam edeceğim. Size de burada artık veda edeyim. Vlogumu sonlandırayım. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada oda mis gibi koktu. Niloş'un odası da aynı şekilde mükemmel olmuş. Görüşmek üzere. Bay bay.